Biz çok hüzünlüydük, çok dertliydik. Yani yüreğimiz yanıyor, yani ciğerimiz yanıyor. Yani, bu sadece benim kendi canlarım veya kendi evladımla alakalı değil. Yani orada patlamada şehit düşen herkes bizim için aynı. Yani bizim hepsi canımız, ciğerimiz. Bu işte pençe kılıç operasyonu ile ilgili gece haber bültenlerine düştü. İnternetten evde yeğenlerim olayı görmüşler. Bana geldiler, işte operasyon başladı. Kızımın mermilerde ismini gördüm. Çok mutlu oldum yani. O kadar mutlu oldum ki anlatamam bunu yani. Ecrin'in ve kızımın orada isimlerini görünce inan yani çok mutlu oldum yani. İnanılmaz mutlu oldum. Oradaki canların kanı yerde kalmadı. Devletimizin zaten gücü ortada. Yani biz 3-5 çapulcuya böyle fırsat bırakacak, meydan verecek durumda değil bizim devletimiz. Yani biz o kadar çok güçlüyüz ki, millet olarak da çok güçlüyüz biz. Her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz bizim yanımızda olduğu müddetçe zaten biz bir bütün olmak zorundayız yani. Bu operasyonların devam etmesini istiyorum. Yani bunlar başlarını kaldıramasınlar istiyorum. Orada hangi güç, hangi kuvvet varsa biz onlardan daha kuvvetliyiz, daha güçlüyüz. Neden? Çünkü biz bu ülkeyi silah gücüyle kazanmadık. Biz bu ülkeyi kılıçla aldık. Bu ülkeyi biz kılıçlarla elde ettik. Bu topraklara biz kanımızı kılıçlarla döktük. Adımızı kılıçlarla yazdırdık, zaferlerimizi yani. Kanımızla yazdırdık yani. Çünkü terörizmin milliyeti yoktur bunların yani. Bunlar milliyetsiz yani. Bunlar korkak, cesaretsiz yani. Çünkü biz bir bütünüz yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abazaz'ıyla her şeyle biz bir bütünüz. O yüzden Kürt kardeşlerimizi bu meclisteki HDP denilen o şirketler asla ve katta temsil edemez. Edemez, edemiyorlar da zaten. Onların amaçları belli. Onların çocukları en güzel yerlerde okuyor. Onların çocukları niye ölmüyor bombalı saldırılarda? Niye onlar kendi çocuklarını kullanmıyorlar? Niye bizim Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kullanıyor? Hani nerede halkların kardeşliği? O yüzden Kürt kardeşlerimizin bu siyasi oluşuma karşı çok dikkatli olmaları gerekir. Onların çocuklarıyla bizim çocuklarımızı karşı karşıya getirip bizi birbirimize kırdırıyorlar. Dış güçlerin istediğine cevap vermiş oluyorlar. Buna müsaade etmeyelim hep beraber. Tekrar vurgu yapmak istiyorum bu pençe kılıç operasyonuna. Bunların devam etmesini istiyoruz. Gerekirse kandil sönmeli yani. Bu duygularım yani müthiş bir duyguydu benim için. Hani istemiyorum orada suçsuz insanlar, birçoğu suçsuz insanlar. Maşa, piyon kullanılıyorlar bunlar. Bu insanların ülkesi Türkiye ise, bu insanların ülkesi Suriye ise, yani biz kardeş isek bu tür olayları yapmamaları gerekiyor yani. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, başta Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. O merminin üzerine bizim çocuklarımızın adını yazıp bu operasyona bu şekilde, ben bunu artık pençe kılıç operasyonu değil de ben bunu pençe yağmur ve ecrin operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum. Bu şekilde yüreğimde taşıyorum. Bu operasyonun adı pençe yağmur ve ecrin operasyonu olarak ben bunu böyle isimlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Cumhurbaşkanımıza. İçişleri Bakanımıza. Bunların sonunun geleceğini bir gün mutlaka biliyoruz biz. Ta-da!
Müsaade edin. 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 Mü